Deva Partisi içinde siyaset yapıyor. Şimdi Barış'ın sorusu, siz Deva Partisi ya da muhalefet, altılı masa, artık ismini ne koyuyorsanız. Barış dedi ki... Hatta AKP kendisi bir gün çıkmak istese. Hatta AKP çıkmak istese, ama muhalefet gelecek diyorsunuz, biz geleceğiz diyorsunuz. Yarından öbür güne çıkabilecek misiniz? Ve çıkarsanız ne olur? Öyle çıkılabilecek kadar kolay bir durum mudur bu? Şirin Hanım, mevcut iktidarın ve ekonomi yönetiminin şu anda ülkeye vermiş olduğu zarar bundan bir yıl öncekine göre çok daha büyük ve onarılması bakımından da önümüzdeki süreçte daha uzun bir zaman alacak perspektifi getiriyor. O nedenle her dakika iş başında kaldıkları dönem bize marjinal olarak bu yıkıntının, bu maalesef çöküntünün daha da fazla onarılması için ek zaman gerektiriyor. İlk önce bunu söyleyelim. Fakat şunu ifade etmekte ben fayda görüyorum. Ekonomi özellikle demin konuşmamın başında söylediğim gibi bir güven işi. İtibar açığını eğer kapatır ve söylemlerinizi bütüncül bir ekonomi, maliye ve para politikasıyla sürdürür, şeffaf olur, hesap verir, aynı zamanda da liyakatli kadrolarla işin başına gelir iseniz, bu itibar açığı size çok büyük bir kaldıraç etkisi yapar. Önce bir kere bunu koyalım bir tarafa. İkinci olarak da şunu söyleyeyim, geçmiş tecrübemden şunu söyleyeyim sizlere. Geçmiş tecrübem, yaptığınız herhangi bir işte bir disiplininiz olmazsa, yani kısaca güzel de bir söz vardır, gideceği limanı bilmeyen yelkenliğe hiçbir rüzgar yardımcı olmaz diye. Eğer bir disiplininiz yoksa, bir disipline bağlı olarak bir iş yapmıyor iseniz, istediğiniz kadar başarılı olun, maalesef sonucu hüsran da ortaya çıkar. Şunu söylemek istiyorum, çok özetle. Zararın neresinden dönülse kârdır. Bir trader olarak, ben bugün itibariyle iktidara gelmiş ve ekonomide herhangi bir şekilde söz sahibi olan bir insan olsaydım, önce zararı keserdim. Yani bundan sonraki süreçte itibar riskini minimize edeceğiz, hatta tekrardan itibar kazandıracağız. Bunun bize sağlayacağı kaldıraç çok da fazladır. Bunu beklemenin ötesinde mevcuttaki zarar neyse o zararı keser ve arkasından o zararı tamir etmeye çalışır. O yüzden kur korumalı mevduatta, bugün itibariyle ortaya çıkmış tabloda ve önümüzdeki süreçte ne olacağı belli olmayan tabloda, bugün 182 milyar TL civarında bir rakam bize eğer zarar olarak geliyor ise, evet, bugün o 182 milyarı keser, ertesi günü bütüncül bir ekonomi politikasını uygulamaya başlar ve itibarı geri kazandıktan sonra da liyakatli kadrolarla yoluma devam ederdim ve bu 182 milyarı bir şekilde zararı minimize etmeye çalışırdım. Peki, şimdi kısa kısa cevap rica ediyorum. Birinci bölümde kaçıran seyircilerimiz için şunu konuşmuştuk. Yani dövizin gidişatı, artık ipin ucu kaçtı dediniz ve tüketici endekslere bakmanız gerekiyor ve buna göre karşılaştırmamız gerekiyor. Dolayısıyla yukarı doğru bir seyir beklediğinizi söylemiştiniz. Geri dönüp izleyebilir seyircilerimiz, ama şunu söyleyeceğim. Şimdi bu arada bir böyle gelecek olan bavullarla Suudi parasından bahsediliyor. Ha geldi, ha gelecek. İşte efendim Katar şeyhi yok, geldi gelecek falan. Yine tekrar dolar gönderilecek. Sizde böyle bir bilgi var mı? Yani Sayın Babacan sonuçta bu iktidarın içinden çıkmış bir eski ekonomi bakanı, eski Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Körfez ülkelerini de iyi bilen bir isim. Kendi döneminde de sadece Avrupa Birliği ile değil, bu ülkelerle de işbirliği içindeydi. Mesela size duyumlar geliyor mu? Evet, birileri bavullarla dolarlar getirecekler ve bu içinde bulunduğumuz durum tepe taklak olacak. Çok şahane günler gelecek. Böyle bir para var mı Arap dünyasında? Ve böyle bir para varsa bu parayı Türkiye'ye vermek gibi bir niyetleri var mı? Ve hemen bugünden yarına verecek gibi de duruyorlar mı? Bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi sahibi değiliz. İlk önce onu söylemekte fayda var. Çünkü yapılmış olan görüşmeler tamamen Cumhurbaşkanı'yla mevcuttaki temsilciler arasında oluyor. Sayın Biden'la yapılmış olan görüşme konusunda bile hala Dışişleri Bakanlığı'nda herhangi bir belge, bilgi, not gibi bir takım şeyler yok. Yani bu konular şeffaflıktan biraz uzak.
çıkmış olan belgeler ve metinler sadece bir takım konularda işbirliği içerisinde olunacağına dair temenniler içeriyor. Şimdi aslında şunu cevaplamak lazım. Bir tarafta bir risk vardır. O riski ölçersiniz, yönetirsiniz ve o riskin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair bir takım öngörüleriniz olur ve ona göre bir para yatırımı yaparsınız veya bir yatırım yaparsınız. Ama bir tarafta da bir belirsizlik vardır. Ben hiçbir zaman belirsizliği ölçemem. Belirsizliğin olduğu bir yere de götürüp bir yatırım yapmam. Şimdi Arap ülkeleri dediğiniz ülkeler, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, bu ülkelerin fonları muhakkak ki kendi vatandaşlarının oluşturmuş olduğu bir takım komiteler vasıtasıyla yönetiliyordur ama bunların içerisinde oldukça ciddi Anglo-Sakson kökenli bir takım yöneticiler de var. Benim söylediğim, benim uygulamış olduğum vakti zamandaki metotları onlar da uyguluyorlar. O nedenle risk olarak gördükleri yere belki gelirler ama hiç kimse maceraya atılıp da o macera içerisinde kısa bir süre içerisinde ciddi bir miktar parayı onun içerisine sürüklemez. En yakın vadedeki örneği Sri Lanka'dır. Bunu görmekte fayda görüyorum ben. O yüzden Sri Lanka'nın Türkiye'ye benzediğini söylemiyorum ama metod olarak, gidişat olarak bu kadar bilimden, akıldan uzak bir metot izleyen herhangi bir yönetimin aldığı parayı nerede kullanacağı konusunda bir fikrim yoksa, ciddi bir belirsizlik varsa böyle bir şeyi en azından ben kendim kanalize etmem. Üstüne üstlük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum bunu. Bakın. O yüzden Arapların Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yapmış oldukları bu tartışmalar neticesinde riski ölçemedikleri yerde çok fazla bulunmayacaklarını tahmin ediyorum. Peki size teşekkür etmeden önce siz öyle diyorsunuz ama bakın önemli bir açıklama yapmış Nebati. Metos falan yok diyorsunuz ama bakın ne diyor? İçimize su serpildi. Biraz önce yapmış. Ekonomik gelişmelerin ülkemiz finansal sistemine olan etkilerini bankacılık ve sigortacılık sektöründeki son dönem gelişmelerle makro ihtiyati politika tedbirlerinin kredi piyasasına olan etkilerini kapsamlı bir şekilde ele almışlar. Ben yani hemen ikna oldum. Sonuç ne çıkmış? Sonuç ele almışlar. Bankalardaki ciddi miktardaki kar artışı yani servet transferi, swap vasıtasıyla Merkez Bankası'nın fonlamak zorunda kalmış olduğu bir para birimi, onun karşılığında bankalara 3 aylık, 1 aylık verilen %13'lerle, 12.80'lerle TL, onun karşılığında çok fazla kredi artışı yapıyorsunuz deyip cezalandırılan yine bir bankacılık sektörü, bunun bir zincirleme reaksiyonu olarak cezalandırılan bir reel sektör ve sanayi, kredi oranlarının %40'lara, 45'lere, 50'lere gittiği, hatta hangi bankanın ne kredi faizi uyguladığını tam olarak belirlenemediği bir ortam. Şimdi ben de Sayın Nebati'ye soruyorum. Hangi bankadan yarın gidip kredi alalım? Bütün kriterleri uygun bir şirket oluyor olsak dahi ben kendisinin bu soruya bile cevap verebileceğini düşünmüyorum. Zira sorduğumuz hiçbir soruya cevap vermediği gibi. Evet, çok teşekkür ederiz. Emin, Barış var mı sorunuz ya da yorumunuz? Ömer, Rıfat, Gencal çok teşekkürler geldiğiniz, katıldığınız ben için. Yayınlar diliyorum. Şimdi ekonomideki gidişat böyle çok iç açıcı, tırnak içinde. Bir taraftan da tabii enflasyon giderek daha da kötü durumda. Hakikaten birkaç gündür Halk TV'de izliyorsunuzdur herhalde. Halka mikrofon tutuyoruz. Artık sadece Halk TV'de değil aslında birçok işte özgür kalmayı başarabilen basın diyelim yapmaya çalışıyorlar ve yurt dışından Almanya'dan gelen yani aile ziyaretine gelen Türkler bile Türk Almanlar ya da Alman vatandaşı Türkler de şöyle diyorlar, hayatta burada yaşamam, çok pahalı bu ülke diyor ki euro harcamasına rağmen. Değil mi yani, sonuçta euro kazanıp buraya geliyorlar, memlekete geliyorlar, işte ailelerine destek oluyorlar ya da memleketi ziyaret ediyorlar. Yani gelen turistler ya Türklere acıdık, bu kadar hayat pahalı olabilir mi bir ülkede rakamlara bakıp anlamaya çalışıyorlar. Böyle bir durum var. Şimdi böyle bir ortamda bir taraftan ekonomi böyle giderken diğer taraftan muhalefet cephesinde ne olacağını herkes merak ediyor. İki soru var aslında hep masalarda sorulan. Bir, bu ekonomik durum bir felakete dönüşür mü? Ne olur? Biraz önce konuştuk.
Ve muhalefet ne yapacak, ne yapabilecek? Erdoğan çıktı geçenlerde, dedi ki bizim tarihimiz de belli, zamanında seçim, adayımız da belli, şahsım. Esas sen kendine bak dedi. Dün Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri Balıkesir'de bir miting düzenledi. Şimdi bu miting ses getiren bir miting oldu. Çok konuşuldu. Arkasından pek çok yorum yapıldı. Bilmiyorum, görüntüleri görebilir miyiz bir arkadaşlar? Bir görelim Balıkesir mitingini. Daha önce hatırlayacaksınız, Emin'le birlikte hatta yayın yapmıştık. Maltepe mitingi, Canan Kaftancıoğlu konusunda verilen karar nedeniyle miting buraya, İstanbul'a, Maltepe Meydanı'na alınmıştı. O meydanda